Taner Beşiktaş taraftarı Beşiktaş'ın skorlarından bağımsız artık böyle bir oyunu gerçekten kabul etmiyor ve çok hı hı. ciddi reaksiyon göstermeye başladı. E, çok ciddi şekilde yine eleştirilen bir Fernando Santos var, bir oyun anlayışı var ve netice itibarıyla son ana kadar 1-0 önde götürdüğünüz bir mücadeleyi e, altyapınızdan yetişen e, oyun, eski oyuncunuzun e, golüyle beraberlikle tamamlıyorsunuz nasıl değerlendiririz? Evet Avrupa yarışında da Beşiktaş üçüncülük sırasını En azından gayet yani bayağı zora sokmuşum da artık 52 puanla evet. Trabzonspor bulunurken 5 puana çıktı fark ki Kasımpaşa Rize'de. Hatta Başakşehir'de, Antalya'da Beşiktaş'ın ensesinde dördüncü sırayı kovalar duruma geldiler. Yani Beşiktaş bir anda üçüncülük yarışından dördüncülüğü kaybetmeyeyim yarışına doğru gitmeye başladı. Taraftarların Santos konusundaki bakış açısına saygı duyuyorum. Gerçekten de oyun e, çok tatmin etmeyen bir oyun gibi bir görüntü içerisinde. Çok fazla savunmaya dönük bir oyun. Çağdaşatan da açıklamalarında bahsetti zaten. Ve e, topu oynamaktan ziyade topu rakibe vermek ya da topu alamayan bir Beşiktaş görüyoruz. Dünkü karşılaşmada %70'lere varan topa sahip olma zaten %70'e %30 bitti. Maçın topa sahip olma oranları ve Beşiktaş bu şekilde topa az hakim olduğu maçlar ya da teknik adamlar diyeyim. Beşiktaş taraftarlarını çok da tatmin etmiyor. Ekranda da grafik var. Hatta buraya %71'e 29 olarak yansımış. Evet. Yani Beşiktaş'ın bir karşılaşmada %29 gibi düşük bir ikili mücadele topu kazanma yüzdesiyle maçı tamamlaması, doğal olarak toplu oynamayla tamamlaması taraftarın da çok tatmin olduğu bir sonuç değil. Hı hı. Ki buna ek olarak aşağıdaki ikili mücadele kazanma yüzdesinde de görüyor izleyenlerimiz. İkili mücadele kazanmasında da Başakşehir tarafı ciddi bir üstünlük sağladı Beşiktaş'a karşı. Şimdi Santos'un, hep şunu söyledim, bir oyunu yerleştirmeye çalışıyor. Bunu anlayabiliriz. Üstüne bir şey koymaya çalışıyor. Bir şekilde oyunu... Oynamaya çalışıyor ama nereden? Önce savunmayı düzeltmeye çalışıyor. Sonra belki de hücuma geçecek ama elimizde Santos'un hücum oyunuyla alakalı çok fazla done yok. Taner şimdi bu kadroda çok iyi hücumcular da var yani Beşiktaş'ın kadrosunu Söyle. silip atamayız öyle bir hayır, durum hayır. da var. şundan bahsediyorum. Bu kadar hücumcuyla savunma oynamak da biraz ekstra başarıya giriyor açıkçası. Şöyle Santos'un kariyeriyle alakalı bir durum. Evet. Şimdi o zaman Samet Aybaba'ya sormamız lazım. Bugün eleştirmemiz gereken temel kişi... Acaba Santos mu, Samet Aybaba mı? Neden? Çünkü hatırlayalım sezon başında Samet Aybaba bir basın toplantısına çıkıp futbolun patronu benim dedi. Doğru mu? Doğru. Doğru. Yani kağıt üstünde de, oyun tercihlerde de futbolun patronu Samet Aybaba. O zaman Samet Aybaba'ya şunu sormak lazım. Senin söylediğin soru üstünden, söylem üstünden daha doğrusu. Bu kadar net hücumcuları olan bir takıma böylesine ciddi savunma yapan bir teknik direktör niye tercih edildi? Ve Santos şunu tercih etmiyor. Bundan öncesinde ben hücum oynuyordum arkadaş ama bu kadro savunma oynar demiyor ki. Adam zaten 10 yıldır savunma futbolu oynuyor. Hatta 2011 PAOK döneminden bu tarafa önceliği savunmaya veren, öncelikli olarak savunmayı bu kadar ağır yapmaya çalışan bir teknik direktör. Ve savunması bu kadar e, yani ç, tırnak <laughs> içinde kötü diyebileceğimiz bir e, takımla savunma yapmaya çalışmak da biraz ironik. Belki de. Evet. Yani burada şöyle bunu öyle düşünmek lazım. Yani teknik direktör e, tercihi yapılırken nelere bakılarak yapıldı? Bu muydu Beşiktaş'ın istediği? Buysa evet. Tamam, Santos savunmayı oynatıyor. Savunmayla alakalı çok da büyük derdi olduğunu düşünmüyorum. Bir şekilde üstüne koya koya gidiyorlar. Evet, son dakikada yenilen gol, duran toplar vesaire olabilir. Ama finalinde bu takım savunmayı bir şekilde yapmaya çalışıyor. Doğru mu? Demek ki Samet Aybaba bunu istedi. Çünkü karşınızdaki teknik direktörü sorsanız hani çıkıp Avrupa futbolunu takip eden 100 kişiye sorsanız zaten 99'u Santos u size böyle tanımlar. Hoca buydu zaten. Bugün de o gün oynadıklarının paralelinde bir oyun ortaya koyuyor. Beşiktaş buna razı demek ki çünkü bu teknik direktörü ben tercih etmedim. O gün tercih edenler bugün bu oynanan oyunun oynanacağını o günden eğer öngöremiyorsa zaten görev tanımlarında bir problem var demektir. Böyle bakmak lazım konuya. Ve Samet Aybaba önemli bir isim, önemli bir futbol adamı. Ve mutlaka bu konuyla alakalı onun bir açıklaması vardır. Çünkü bu tercihi o yaptı. Şimdi futbolun patronu olarak eğer bu tercihi de kendisi yapmadıysa o zaman futbolun patronu olmuyorsunuz. O yüzden burada Beşiktaş'ta bu planlamayı yapanlar mı önce eleştirilmeli? Santos bu kısmında Santos zaten ben bunu oynuyordum arkadaş siz beni tercih ettiniz diyecektir sorulduğunda. Ben gidip de oyunumu 180 derece çevirip de farklı bir oyuna dönmedim ki ben zaten Portekiz milli takımda da böyle oynuyordum. Daha önce de Pauk'ta da yıllar öncesinde böyle oynuyordum diyecek. Kimliği bu adamın? Bu teknik direktörü tercih edenler o gün Beşiktaş'ın oyun anlayışına, kadrosuna, kimliğine, taraftar yapısına, tarzına bu oyun yakışmaz diye düşünmesi gerekirdi. Başka bir yerden de gireyim. Samet Aybaba açıklama yapmadı mı? Yanılmıyorsam Santos öncesiydi hatta bu açıklama geldiğinde. Beşiktaş takımı kontratak yapmaz. Beşiktaş takımı savunma yapmaz. Beşiktaş takımı hücum yapar. Büyük takım hücum yapar demedi mi? Bu açıklamadan çok kısa bir süre sonra da Santos gelmedi mi? Santos zaten Samet Aybaba'nın Beşiktaş yapmaz dediği özelliklere sahip bir teknik adam değil mi? Çok enteresan değil mi? O zaman tercihleri sorgulamak lazım futbol aklı anlamında. Şimdi Sayın Hasan Arat bu tarz eleştirilerde kamuoyu bulunduğu zaman Beşiktaş'ın üstüne oyunlar oynanıyor diyor. Bak gerçekten. Beşiktaş'ın düşmanları var diyor. Beşiktaş'a karşı böyle bir yaklaşım var diyor. Düşmanca yaklaşım. Hayır düşmanca yaklaşılmıyor. Dostacı söyler. Ben bugün geçip de Beşiktaş için mükemmel şeyler de söylerim. Ekranda 3000 tane yayınım var benim. 3000 yayında emin olsun ki bu Beşiktaş'tan da çok güzel şeyler söyleyecek bir şeyler bulurum. Ama dostacı söyler. Ve Sayın Hasan Arat da kendileriyle alakalı kamuoyunda eleştiri yapanları düşman bellerse eğer bundan önceki yönetimlerin de yaptığı hatanın aynısını yapmış olur. Bence buradan bir çıkarım yapması lazım. Bak, hep söylüyorum. Daha önce, daha doğrusu hep söylemiyorum. Bir kere daha örneğini vermiştim. vereyim ki profesyonel ismini vermeyeyim. Yıllar öncesinde, bundan 5 yıl önce olabilir, 5-6 yıl öncesinde olabilir. Beşiktaş Kulübü'nden telefon aldım. Ve der ki bir hani görüşebilir miyiz diye. İşte arayanı da söylemeyeceğim. Futbolun tepe isimlerinden bir tanesiydi. Tabii dedim seve seve. Nevzat Demir tesislerine gittim. Masada konuşulan konu şu bu arada. Off the record bir detay değildi ama paylaşayım. Biz dediler transferde karavana atmayacak bir yapay zeka modeli kurmak istiyoruz. Bak daha yapay zeka Türkiye'de tam oturmamış. Dünyada da tam anlamıyla kullanılmıyor futbolda. O günkü profesyoneller dediler ki nasıl olabilir? Yani bu konuda ne yapılabilir? danışmak istediler. Ben dedim ki yapılır, mükemmel de olur. Amaç da şu bu arada. Teknik direktör tercih yapılırken karavan atılmasın. Oyuncu tercih yapılırken karavan atılmasın. Atılsın ama ay, yüzdesi düşsün. Hı hı. Bunu da yapay zekayla yapalım. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Yapılır. Anlattık vesaire. Sonrasında tabii görev değişiklikleri ve el çektirmeler. Ilgili profesyoneller görevden alınca futbolun tepe isimleri o projede rafa kalktı. Oradan buraya. Oradan buraya. O günü met ederken, bunu düşünürken o günden bugüne Santos tercihini yapanların da belki de altında başka bir matematik var. Onu izah etmeleri lazım. Yani biz hocamızda bunu 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 uygun bulduk. O yüzden tercih etmek ettik demesi lazım. Beşiktaş oyunu. Bu konuyu aslında sadece Santos'un savunma anlayışıyla değerlendirmemek de belki gerekiyor Tener. Çünkü hı hı. yani Örneğin derbide de gördük işte Semi sol kanatta oynamak istemeyen bir oyuncu. Yani bunu oyunuyla da çok net gösteren bir oyuncu mesela. <laughs> Ve buradan yola çıkarak aslında diğer mevkilerde de zaman zaman yaşanan bir şey. Fernando Santos hala acaba bu takımı tanımıyor mu? Acaba gerçekten hala kim nerede oynar konusunda çok ciddi kafa karışıklıkları mı var? Yani kadro yapma konusunda değişiklikler konusunda sadece hani hücumcu olabilecek bir kadroyu savunma oynatmak değil, hani kim ne kadar doğru yerde oynuyor, hamleler ne zaman ve nasıl geliyor noktasında da aslında çok eleştirilen bir teknik direktör ve netice itibariyle şimdi yola devam edilecek mi, edilmeyecek mi tartışmalarında? ...benim bir buçuk yıllık sözleşmem var noktasına geldi Fernando Santos. Santos'la. Ee, yani bu da net bir mesaj bu arada. Beşiktaş'ı da çok yakınen takip eden isimlerin dün gece yarısı paylaştıkları bilgilere dayanarak da... ...Santos'la devam edilmeme konusunda bir düşünce de kulübün ha. yönetiminde var gibi gözüküyor. Ee, bu ne kadar gerçekçi dersen göreceğiz, zaman gösterecek ama... ...geçmiş deneyimlerden yola çıkarak Beşiktaş kamuoyu ve Beşiktaş yönetimi, Beşiktaş taraftarları bu oyun tarzına çok da razı geleceklerini zannetmiyorum. Şimdi Santos'u şöyle anlamlandırırım. Şimdi göreve geldiniz ilk 2-3 ay bir şekilde bir şeyleri oturtmaya çalışıyorsunuz savunmayla alakalı. Ama bunu yaparken hücumla alakalı hiç böyle bir işaret göremiyorsa kamuoyu o zaman eleştiriliyorsunuz. Şimdi daha önce örneğini vermiştim. Belki de bu Başakşehir Kulübü'nün şampiyonluğuna giden süreçti. Abdullah Avcının Başakşehir'e ilk gittiği dönem hatırlayalım sevgili ezgi. Hoca bir sene hatta bir buçuk sene savunma oynattı. Bak bir buçuk sene neredeyse savunma oynattı. Sonra iki dönemde hücum geçişleri oynattı, hücum oynattı. Bu da bir yaklaşık bir senelik bir öğretiydi, bir hı hı. bir buçuk senelik bir öğretiydi ve üç senenin sonunda dört senenin sonunda hatta savunmayı da hücumu da oynayan bir takım ortaya çıkarttı hoca. Şimdi aynı avcı. Bunu Beşiktaş da yapmaya çalıştı. Biliyorsun ki görev süresi henüz daha savunmayı oturtmaya çalışırken dediler ki ya Beşiktaş böyle mi oynar? Dediler ve Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Sergen Yalçın geldi. Evet. Bak, o, o günkü projeksiyondan bakalım. Aynı senaryo şu an Santos'ta da var. Santos o günün avcısından daha ağırını yapmaya çalışıyor. Bir diğer taraftan Başakşehir Kulübü avcının ortaya çıkarttığı o savunmayı da hücumu da bilen oyun modelinin üstüne avcı ayrıldıktan sonra Okan Buruk üstüne daha da katarak şampiyonluğu getirdi. O gün Başakşehir kamuoyu Beşiktaş kamuoyu gibi olsaydı tribünleri işte vesaire baskısı vesaire kimse Abdullah Avcı bir buçuk yıl savunmayı öğret diye bekletemezdi. Beklemeyecekti. Beşiktaş'ta gördük bunu. Hı hı. Şimdi burada şunu sorgulamamız lazım. Bir enkaz var. Bak, bir enkaz var. Şimdi bu enkazı Beşiktaş istiyor ki iki ayda kaldıralım arkadaş bu enkazı. Ama bakıyorsun bu bir senede ancak kalkacak bir e, moloz yığını belki de. Sen diyorsun ki iki ayda kaldır. Ama ya olmaz. Hani bir şeyin bir altı var. Şimdi sen şunu sorgula. Bu oyunu, bu yapıyı, bu oyuncuları. Şimdi sen şimdi kadroya bak. Abu Bakar kadro dışı dönmüş. Raşika kadro dışı, pardon Gezal kadro dışı dönmüş. Devre arasında kadrona kattığın isimler var. E şimdi bazı oyuncular soru işareti. Niye var, niye yok belli değil. Gibi gibi durumlar var. Şimdi ortada bir enkaz var. Hani enkaz edebiyatını çok sevmem de. Ve şu an teknik adamına da diyorsun ki sen sihirli değneğinle puanlar kazandır bize diyorsun. Sen önce şunu sorgula. Arkadaş biz Beşiktaş kulübünün önde gelenleri olarak geçmiş yönetim, mevcut yönetimle dahil olmak üzere biz bu camiaya niye bu kadar zarar verdik de bu enkazı yarattık diye önce onu sorgulamak gerekiyor. Onu sorgula ki bundan sonrasında benzer hatalar yapılmasın. Teknik adamlar da rahatlıkla mimarlarını ortaya koysunlar. Herhalde kimse Santos'un teknik direktörlük yetileri hakkında bir soru işareti sahip değildir. Yok hayır tabii ki ama bazen o zaman... işte o uyuşma, o işte bu uyuşmayı kan uyuşması. Şimdi şöyle düşün. Doğru teknik direktör, doğru takım, doğru camia işte. Bak şöyle düşün. İki tane parça var elinde puzzle. Parçaları birbirine oturturmaya çalışıyorsun. Biri teknik direktörün puzzle'ın parçası, biri de takımı puzzle'ın parçası. Şimdi puzzle'ın hangi parçası sence kötü? Problemli. Bu taraf, takım puzzle parçası. Yani orası yıpranmış. Parça girmiyor içine. Buraya siz Mourinho'yu da getirseniz o parça oraya girmeyecek. Çünkü burası harap olmuş. Önce burayı toparlaman gerekiyor. Yönetim olarak belli profesyoneller. Önce puzzle'ın takım tarafındaki parçayı toparlamazsan Mourinho'yu da getirsen sonuç bu olacak. Ha, bazı teknik adamlar vardır. İsmini zikretmeyeyim. Sihirli dokunuş gibi gelirler. 3-5 maç kazanırlar. Böyle sen dersin ki mükemmel. Ama bu hep 6 ay sürer maksimum. Evet.